Donato Bilancia. Walter adıyla da bilinen Donato Bilancia, 1997 ile 1998 yılları arasında Liguria ve aşağı Piedmont bölgesinde işlemiş olduğu 17 cinayetten şüphelenilen İtalyan bir suçlu ve seri katildi. İlk cinayetini kişisel bir intikam için işleyerek başladığı halde daha sonra sadece zevki için öldürmeye devam edecekti. Birçok farklı yerde ve birçok farklı statü ve meslekten insanları öldürdüğü için birçok defa farklı adlarla anılacaktı. Bir dönem trendeki kurbanlarını öldürdükten sonra trenlerin seri katili olarak anılırken, daha sonra Liguria sokaklarında masum insanları öldürmesinin ardından Liguria canavarı olarak anılacaktı. Bir dönemde hayat kadınlarını öldürmeye başladığı zaman fahişelerin seri katili olarak anıldı. Ancak kurbanları arasında bu sayılanların dışında kumarbazlar, sarraflar, tüccarlar ve bekçiler de yer alacaktı. Kesin olan bir şey vardı ki Donato Bilancia İtalya tarihindeki en acımasız suçlulardan biriydi. Donato Bilancia, Potenza şehrinde bir memur olan Rocco Bilancia ve ev hanımı Anna Mazzutaro'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte önce Asti'ye, ardından Salerno eyaletindeki Capaccio'ya ve 1956'da da Cenova'ya taşındılar. Annesi, babası ve erkek kardeşiyle zor ve şiddetli bir ilişki yumağı içinde büyümüştü. Kısa sürede hırsızlık yapmaya başladı. 15 yaşında adaletle ilgili başı ilk defa derde girmeye başlayacaktı. 1974'te hırsızlıktan suçüstü tutuklanmasıyla ve 1976'da soygundan tutuklanmasıyla ufak suç kariyeri devam etti. Serbest kaldıktan sonra hırsızlık kariyerinin yanına bir de kumar bağımlılığı eklenecekti. İllegal kumar çevrelerince Valterino adıyla tanınacaktı. 1987'de kucağında 4 yaşındaki oğlu Davide ile Genova Pegli istasyonunda kendini bir trenin altına atan erkek kardeşi Michel'in intiharı, Donato Bilancia'nın hali hazırda var olan zihinsel bozukluklarını iyice arttıracaktı. Bu intihardan çok etkilenmişti. 1990'da Donato Bilancia bir trafik kazasının kurbanı oldu. Birkaç gün komada kaldı. Ancak şansı yaver gitmiş ve hayata tutunmayı başarmıştı. İyileşmesinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra ilk cinayetini işleyecekti. Takvimler 16 Ekim 1997'yi gösteriyordu. En iyi arkadaşı Maurizio Parenti tarafından ihanete uğradığını anladığı gün her şey başlayacaktı. Parenti, Donato Bilancia'yı bir kumar tutkusu olduğunu bildiği için bir aile ortamında olan yeraltı kumarhanesine götürecekti. Birkaç galibiyetten sonra Donato ahır bir şekilde kaybetmeye başladı. Bir akşam kulübün banyosunda arkadaşı Maurizio ve kumarhanenin sahibi Giorgio Centenaro'nun arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri olacaktı. Parenti, Centenaro'ya "Donato'yu nasıl bağlayıp bize getirmeyi başardığımı gördün mü?" dedi. İkisinin onu aldattığını ve hileli bir oyunda yaklaşık 500 milyon liret çaldıklarını öğrenmişti. Donato Bilancia için bu sözler şok etkisi yaratmıştı. O gece kafasının içinde hep intikam ve kin güdüsüyle hayaller kurup durdu. Donato kumarhaneden kızgın bir şekilde ayrıldı ve birkaç gün sonra 16 Ekim 1997'de Centenaro'nun evine giderek onun kapısını çaldı. Adam kapıyı açtığı anda Donato üzerine saldırarak onu yapışkan bantla bağladı ve daha sonra boğarak öldürdü ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kumarhanede kendisini aldatan iki kişiden birinin işini halletmişti. Sırada ise onu dolandıran bir diğer kişi olan arkadaşı Maurizio Parenti'ye gelecekti. Aradan bir hafta geçmişti ki 24 Ekim'de yakın zamanda evlenmiş olan kumarbaz arkadaşı Maurizio Parenti ve karısı Carlo Scotto'yu Cenova'daki evlerinde bulunan kasalarından 13,5 milyon liret çalarak ikisini de bu defa ilk cinayeti gibi boğarak değil tabanca ile vurarak öldürecekti. O andan itibaren Donato Bilancia'nın her ne kadar intikamı tamamlanmış da olsa bu cinayet işinden hoşlanmaya başlamıştı ve bu saatten sonra artık kendisini durduramayacak vahşi bir seri katile dönüşecekti.
Arkadaşından intikamını almasının üzerinden 3 gün geçmişti ki 27 Ekim'de Cenova'da bir kuyumcu dükkanının sahipleri olan Bruno Solari ve eşi Maria Luigia Pitto'nun soygun amacıyla evlerine girmişti. Buradan değerli mücevherler, saatler ve nakit para çaldıktan sonra evden çıkmaya çalışırken yakalanınca Bruno ve Maria'yı da silahıyla acımadan öldürecekti. Aradan 16 gün geçtikten sonra 13 Kasım tarihinde gitmiş olduğu Ventimiglia'daki sarraflık yapan Luciano Marro'nun çalıştığı yere uğramıştı ve burada da Luciano'yu silah ile dört el ateş ederek öldürmesinin yanında dükkanın kasasından da 45 milyon lira çalarak kaçacaktı. Tarihler 25 Ocak 1998'i gösterdiğinde ise bu defa herhangi bir hırsızlık, intikam ve maddi kaygı ile değil, sadece zevk için polisler ve güvenlik güçlerinden haz etmediği için Cenova'da bir gece bekçisi olan Gian Giorgio Canu'yu iki el ateş ederek öldürecekti. 9 Mart 1998'de ise Varese şehrine giderek burada inzivaya çekilme kararı almıştı. Zira arka arkaya yakın zamanlarda birçok cinayet işlemesine rağmen henüz polisler bunun bir seri katil işi olduğundan habersizdi. Her birini ayrı ayrı münferit olaylar olarak görüyorlardı. Ancak Donato yine de gizlenmek için Varese şehrinde bir gece yarısı sokakta ilerlerken yol kenarında gördüğü Arnavut asıllı hayat kadını Stella Truia'ya silahıyla vurarak hayatını sona erdirecekti. Artık iyice zıvanadan çıkan Donato Bilancia oldukça tehlikeli bir haline gelmişti. Aradan geçen 9 günden sonra 18 Mart'ta Pietra Ligure'de Ukraynalı bir fahişi olan Ludmila Zubskova'yı da kafasına 3 el ateş ederek öldürecekti. 20 Mart'ta yine Ventimiglia'daki Enzo Gorne adlı başka bir adamı da gasp ederek soymuş ve daha sonra ateş ederek öldürmüştü. Kurbanın kayınbiraderi Donato Bilancia'nın siyah bir Mercedes ile uzaklaştığını görmüştü ve bu görgü tanıklığı ileride Donato'nun yakalanması için kullandığı araç hakkında polislere bilgi verecekti. Aradan 4 gün geçtikten sonra 24 Mart'ta Barbelotta kasabasında saklanmış olduğu Novi Ligure'deki bir villada görüşmek için çağırdığı transseksüel bir hayat kadını olan Loreno Castro ile konuşurken bir müddet sonra adamın sorunlu olduğunu ve tehlikeyi hissederek kaçmaya çalışan Lorena'yı karnından vurmuştu. Ancak henüz öldürememişti. Zira bu arada sesleri duyan iki gece bekçisi olay yerine gelmişti. Ancak Donato Bilancia gece bekçilerine de ateş ederek onları yaralamış ve daha sonra karnında ciddi bir yara açtığı ancak onu istediği gibi öldüremediği elinden kaçan Lorena'yı aramaya koyulmuştu. Adımlarının izini sürerek peşinden gelen iki gece bekçisi Massimiliano Giuallillo ve Candido Rando'yu ise bu defa kafalarına hedef alarak öldürecekti. 29 Mart'ta Cogoleto'da başka bir fahişi olan Nijeryalı Tessi Adodo'yu öldürdü. Bu cinayet Parma Bilimsel Araştırma Departmanı'nca incelenerek balistik testleri yoluyla bazı mermi kovanlarının benzerliği keşfedilecekti. Donato Bilancia'nın daha önce öldürmüş olduğu Stella Truia'nınki ile daha sonra diğer fahişe cinayetleriyle de bağlantılı olduğu için bu tespit soruşturmanın dönüm noktasını temsil ediyordu. Durdurulamayan ve henüz de yakalanmamış olan Donato Bilancia aradan 13 gün geçmişti ki 12 Nisan'da Intercity'nin Spezia Venice arasında seyahat eden trenine binmişti. İkinci vagona ilerlemiş ve vagonun banyo kapısını kırarak Lavagna'daki bir tatilden dönen Milano Ulusal Kanser Enstitüsü hemşiresi Elisabetta Zapotti'yi vurarak öldürecekti. Ertesi gün ise 14 Nisan'da vardığı bölgede gece yürüyüşüne çıktığında Makedon kökenli bir fahişe olan Christina Valla'yı silahıyla dört el ateş ederek öldürdü. 18 Nisan'da Cenova Ventimiglia güzergahındaki yine bir trene binmişti. Trende seyahat etmekte olan bir bebek bakıcısı Maria Angela Rubinho'yu silahıyla öldürdü. Ve bu defa daha da ileri giderek kadının cesedinin üzerinde mastürbasyon yapacaktı. Ligüria canavarı olarak da anılmaya başlayan katilin vakaları sokaklarda hayat kadınlarını öldürdüğü dönemde çok da önemsenmiyorken tren vagonlarında masum insanları öldürmeye başladığında artık ülke genelinde manşetlere çıkmıştı. Vatandaşlardaki korku o kadar büyüktü ki Cenova Başsavcısı Guido Zavanone yolculara Ligüria'daki trenlerde ihtiyatlı davranmalarını tavsiye etti. Polis güçlerinin seferberliği o günlerde çeşitli şüphelilerin yakalanmasına sebebiydi.
tebiyet verecekti. Ancak yakalanan kişilerin daha sonra suçsuz oldukları ortaya çıkacaktı. Donato Bilancia 20 Nisan'da Genova-Ventimiglia otoyolundaki Koniolu Süt Hizmet Bölgesi'ndeki Armadittaccia Belediyesi'nde çalışan benzin istasyonu görevlisi Giuseppe Mileto'yu da kendisine ücretsiz benzin vermeyi reddettiği için soyarak öldürecekti ve bu cinayet Donato'nun işlediği son cinayet olacaktı. Davadaki dönüm noktası suçlarından habersiz olan arkadaşı Pino Monello'nun kendisine sattığı arabaya ilişkin görünüşte önemsiz bir haberin jandarmalara ulaşması sonrasında geldi. Otoyol geçiş ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle bir dizi ceza almıştı. Donato Bilancia geçiş ücreti ödememek için arabasıyla önündeki arabaya kadar yakın mesafe takip etme alışkanlığına sahipti. Ancak bu bir çözüm sağlamıyordu ve plakaya defalarca kez ceza yazılmıştı. Polis alınan görgü tanığı ifadelerine dayanarak oluşturulan özdeşlik ile neredeyse mükemmel bir eşleşme keşfedecekti. Dahası bazı cinayetlerin olay mahallindeki lastik izleri Mercedes'inkilerle mükemmel bir şekilde uyumluydu. Maria Angela Rubinho'nun üzerinde bulunan karşılaştırmaya uygun DNA izleri daha sonra yapılan incelemelerde Donato ile uyumlu çıkacaktı. Donato Bilancia 6 Mayıs 1998'de polis tarafından Cenova'daki San Martino Hastanesi'ne gittiği esnada hastane çıkışında herhangi bir direniş göstermeden polislere teslim olarak tutuklanacaktı. Birkaç gün sonra tüm cinayetleri kendiliğinden itiraf edecekti ve başlangıçta eceliyle öldüğü düşünülen Giorgio Centenaro'nun da suçunu üstlenecekti. Cenova Mahkemesi tarafından 12 Nisan 2000 tarihinde 17 cinayet işlemiş olduğu şüphesiyle yargılansa da bunlardan ispat edilebilen 13 tanesinden ötürü 13 müebbet hapis cezasına çarptırılacaktı. Ve daha sonra bu kararı temiz etse dahi cezası Yargıtay tarafından da onandı. Cezasını önce Marassi hapishanesinde çekmekteyken burada başka mahkumlarla yaşadığı sorunlar yüzünden 2000'den itibaren Chiavari hapishanesine nakledildi. Donato hapishanede kaldığı süre boyunca birkaç kez intiharı düşündü ancak uygulamaya cesaret edemedi. Tecrit sona erdiğinde Aralık 2011'in başında kendisiyle röportaj yapan basın mensuplarına engelli muhtaç bir çocuğa bir dede olarak bakabilme arzusu olduğunu dile getirdi. Bir süre sonra talebi kabul edildi ve emekli maaşının bir kısmıyla Opera della Providenza San Antonio'da kalmakta olan Down sendromlu ve engelli bir çocuğu maddi olarak desteklemeye başladı. Paduan hapishanesinde ayrıca Maria Cinzia Zanelletto tarafından düzenlenen bir kursa katılarak tiyatro eğitimi aldı. Ayrıca İngilizce, Fransızca ve İspanyolca çalışarak yabancı dillere karşı da bir tutku geliştirdi. Temmuz 2015'te medyanın kendisine yönelik sık sık saldırılarda bulunduğuna dair şikayetlerini dile getiren bir makalede yazdı. 2016 yılında online olarak uzaktan eğitim ile okuduğu Luigi Einaudi Devlet Teknik Ticaret Enstitüsü'nde muhasebe bölümünde devletin refahı üzerine yazdığı tez ile 100 üzerinden 83 alarak mezun oldu. Daha sonra Padua Üniversitesi'nde kültürel turizmin planlanması ve yönetimi bölümüne kaydoldu. Kasım 2017'de gözetim mahkemesinden polislerin kontrol ve gözetiminde hep birlikte Nizza Monferrato'daki babasının mezarını ziyaret etmek için izin aldı. Ocak 2019'da desteklediği engelli çocuğu ziyaret edebilmek için de gözetim mahkemesine başvurdu ancak bu talebi hala tehlikeli olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi. 15 Aralık 2019'da diğer mahkumlarla birlikte cezaevi auditoriumunda düzenlenen Noel konserinde klasik gitar çalarak sahnede dahi yer aldı. Hapishane hayatında her şey yolunda gidiyordu ki ta ki Aralık 2020 tarihine kadar. Aralık 2020'de kaldığı hapishanede mahkumlara ve bazı gardiyanlara bulaşan bir Covid-19 salgını patlak verdi ve Donato Bilancia da Padua Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümüne kaldırılması gerekirken hastalığı ağır geçiren mahkumlardan biriyken yakın zamanda desteklediği engelli çocuğu ziyaret etme talebinin reddedilmesinden rahatsız olduğu için ve yargıçların kendisinin değişme çabalarını anlamamakta göstermekle suçlayan Donato Bilancia tedaviyi reddetti ve birkaç gün içinde nefes alma zorlukları yaşamaya başlaması üzerine Aralık 2020 tarihinde hapishanede 69 yaşında hayatını kaybetti.